Ya müsaade sayın et bak. Arkadaş ya. Müsaade et. Sayın bak müsaade susmazsınız. Et müsaade et. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu. Lütfen bana bakar mısınız? Sürenizi vereceğim. Burada yaptığınız konuşma, o arkadaşların konuşmaları dışarıdan duyulmuyor zaten. Dışarıdan zaten duyulmuyor arkadaşların lafı. Siz genel kurulda... Arkadaşlar da... sizin adınıza ben de kahroluyorum. Tüm samimiyetimle belirtiyorum. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu rica ediyorum. Sayın Bak. Sayın Bak. Rica ediyorum. Sayın Yeneroğlu genel kurulu hitap eder misiniz lütfen? Çok saygıdeğer başkan, çok değerli milletvekilleri, aziz milletim. 2022 yılı bütçe kanunu teklifi hakkında Deva Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Doğrusu artık bütçenin kendisini görüşmeye çok fazla gerek kalmadı. Çünkü iktidarın hukuksuzlukları ve hesapsızlıkları sebebiyle bütçe daha genel kurulda görüşmeler başlamadan kadük oldu. Netice itibariyle bugün hukuksuzluğun tamamen sıradanlaştığı bir ülkenin parlamentosundan maalesef seslenmek durumunda kalıyoruz. Bugün bırakın anayasal devlet olmayı, anayasalı bir devlet olma iddiasının dahi can çekiştiği bir ülkeyiz. İktidar kuvvetler ayrılığını reddetmekte, Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı olarak tüm gücü elinde toplamış, devlet benim anlayışı içerisinde hem yürütme, hem yasama, hem yargı konumunda. Anayasal bir devlette devletin gücü hukukla sınırlıdır. Bizde ise iktidar anayasaya ayak bağı olarak görmekte, yetkisiz ve sınırsız güç kullanmaktadır. Devleti taahhütlerini yerine getirmeye zorlayan en temel aygıt bağımsız yargıdır. Bizde iktidar yargıyı bizzat kendisine bağlamıştır. Herkesi tehdit eden, baskıcı, otoriter bir anlayış ile kişilerin ceza yaptırımları aracılığıyla ezildiği, kurumların itibarsızlaştırıldığı, yargı kararlarının uygulanmadığı bir dönemden geçiyoruz. Demokratik hukuk devletinden uzaklaştıkça millet olarak her gün daha fazla fakirleşiyoruz. Arkadaşlar ayıp olmuyor mu? Ya lütfen gerçekten çok ayıp ya. Müsaade buyur. Geçen sene başka söylemiyordum. Sayın abicim, Yeneroğlu, sene genel kurula hitap edin lütfen. Ben başkanım yani. Siz genel kurula laf et. Yani dışarıdan zaten duyulmuyor arkadaşların lafı. Siz genel kurula... Arkadaşlar da... sizin adınıza ben de kahroluyorum. Tüm samimiyetimle belirtiyorum. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu rica ediyorum. Sayın Bak. Sayın Bak. Rica ediyorum. Sayın Yeneroğlu genel kurula hitap eder misiniz lütfen? Senin adına Osman abinin dışında konuşuyorum. Tamam. Sen de kendi adına. Sayın Yeneroğlu. Ya bu böyle olmaz. Bakın Sayın Yeneroğlu. Müsaadenizle onu ben takdir ederim. Kürsüdeki konuşmacının nasıl konuşacağını Sayın Bak sen öğretmeyeceksin. Niye konuşayım? Sayın Yeneroğlu lütfen genel kurula hitap edin. Sayın Bak. Sayın Bak. Kapatacağım ya. Kapatacağım ya. Şimdi bir başlatıyorum. Ya müsaade Sayın et Bak. Arkadaş ya. Müsaade et. Sayın Bak müsaade susmazsınız. Et müsaade et. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu. Lütfen bana bakar mısınız? Sürenizi vereceğim. Burada yaptığınız konuşma, o arkadaşların konuşmaları dışarıdan duyulmuyor zaten. Lütfen siz genel kurula hitap edin. Ben gerekeni söyleyeceğim. Ve süreyi istediğiniz kadar da kullandıracağım. Buyurun. Değerli arkadaşlar, bugün içinde bulunduğumuz ama iktidarın duymadığı, görmediği, kulakların duymadığı, vicdanların köreldiği durum zaten rakamlar olarak gözümüzün önünde. Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 128 ülke arasında 117. sıraya geriledik. Uluslararası demokrasi endekslerinde en gerilere düştük. Benin, Gambiya, Haiti gibi 3. dünya ülkeleriyle aynı kategorideyiz. Anayasa Mahkemesi'nin istatistiklerine göre 2012-21 yılları arasında esastan incelenen bireysel başvuruların %94,8 hakkında ihlal kararı verilmiştir. Bu bile bize, ben dahil hepimize utanç vesilesi olarak yeter. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2020 yılı istatistiklerinde Türkiye 47 ülke arasında hak ihlallerinde
ikinci sıradadır. Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi anayasamızın gereği olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını iktidarın engellemesi nedeniyle başlattığı ihlal prosedürüyle hukuksuzluk karnemize bir utanç daha eklemiş olduk. Değerli milletvekilleri, hak ve özgürlüklerin bekçisi olan Anayasa Mahkemesi iktidar ve ortağı tarafından devamlı taciz edilmektedir. Kararları reddedilen mahkemenin kapatılması ya da yetkili açalım mikrofonu. Olağanlaşmıştır. İktidar ortağı hukuk devleti anlayışından o kadar kopmuş ki Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını terörle mücadelenin gereği olarak tanımlıyor. Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerini itham ve tehdit edebilen ve şüpheli ve suçluların bacaklarını kırın, suçu bana atın diyen bir İçişleri Bakanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı açıklandığında karşı hamlemizi yaparız diyen ve kendi vatandaşını 3-4 yıldan fazla cezaevinde yokluğa mahkum eden bir cumhurbaşkanı. Gerçekten kahredici. Gerçekten kahredici bir durum. Adalet duygularını geçtim, merhamet duygularından da bu kadar kopulmamalıydı. Değerli milletvekilleri, ülkemizi her açıdan düştüğü bu derin kuyudan çıkarmak hepimizin görevidir. Bizler Yahya Efendi'nin Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı o meşhur yazısında dediği gibi, bir yerde zulüm varsa, bir yerde zulüm yayılırsa, haksızlık şahi olursa, sonra koyunları kurtlar değil çobanlar yerse, bilenler de bunu söylemeyip susarsa, fakirlerin, yoksulların, muhtaçların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkarsa, bunu da taşlardan başka kimse işitmezse, herkes sadece ben ben derse ve tüm bunları görüp işitenler ne me lazım be derse, işte o zaman devletin sonu gelir. Ve bu sebepten dolayı bu mücadeleyi veriyorum. Şu anda verdiğimiz mücadele haysiyet mücadelesidir. İktidar ülkeyi koyu karanlığa boğmuş olsa da bizler aydınlık günlerin ümidiyle tüm gücümüzle çalışacağız. Tek amacımız tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yaşar bir hayat sürmesidir. Adaletsizliklerin son bulmasının mücadelesini veriyoruz. İnsan onurunun korunmasını ve insan onurunu korumayı ve yüceltmeyi varlık sebebi olarak kabul eden özgürlükçü bir devlet anlayışını tesis edene kadar bu mücadelemizi sürdürmeliyiz. Aziz milletim, gerçekten güç sarhoşluğunun sonu geldi. Güç sarhoşluğu artık sona yaklaştı. Bu iktidara artık söz söylemenin bir anlamı da kalmadı. Bundan sonraki gündemimiz ve tek derdimiz milletimiz için mutlu yarınları inşa etmek olsun. Hepinizi Deva Partisi adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.